Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Fatoş. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere beyaz lahanayı nasıl kesmeliyiz, nasıl haşlamalıyız onu göstereceğim. Ben daha öncesinde hazırladım gördüğünüz gibi. Şöyle üçgen parçalar şeklinde kesebildiğim kadarını düzgün şekilde, muntazam şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle sigara böreği gibi daha doğrusu sararken çok rahat oluyor arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Ama yapamadığınızı da zaten şeyde daha sonrasında yapraklarımızı sararken şöyle düzgün bir şekilde kesebiliriz. Şimdi kesersem düzgün olmayacağını düşünüyorum. Onun için öyle bıraktım. Haşlanınca daha yumuşacak. Bunu da bu şekilde bıraktım. Şuraları böyle katlı olduğu için, içine girintili çıkıntılı olduğu için açılmıyor. Onun için haşlarken bu şekilde haşlayacağım. Daha sonrasında zaten yumuşayınca çıkacak. Bir de bunların kenarları olan orta kısımlarındaki sert olan yerleri şunları da turşuya atacağım. Gördüğünüz gibi bunları da israf etmiyoruz. Bu şekilde kesebildiğiniz kadar düzgün keserseniz hem haşlaması hem de sarması sararken çok basit oluyor arkadaşlar. Şimdi haşlamasına geçiyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Şimdi altını açıyorum. 1 kilo kadar su koydum içine arkadaşlar. Lezzet versin diye 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Suyumun içerisine. Yapraklarımıza lezzeti daha güzel geçecek. Tuzlu tuzlu. Tenceremizin ağzını kapatalım ve kaynamasını bekliyorum. Suyumuz kaynadı. Tenceremizi açalım. Ve hemen haşlamaya geçiyorum. Şöyle 5-6 tane desteledim ben gördüğünüz gibi. Şu şekilde bozulmayacak şekilde atıyorum. Desteği bozmadan. Daha doğrusu bozmamaya çalışıyorum ki. Şöyle üzerinden de bastırın. Sararken de kolaylıkla elinize gelsin alırken. Aynı bu şekilde. Şöyle süzgeçli kaşığımla ters çeviriyorum. Birazcık ölgünleşsin yeterli zaten. Fazla haşlamaya gerek yok. Şöyle. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle suyunu süzdürelim. Ve hemen tabağıma yine bozulmadan şu şekilde düzgün bir şekilde çıkarıyorum. Ve tekrar şöyle göstereyim yine. Üst üste yaptığım üçgen şekilde muntazam bir şekilde kesmeye çalıştım. Şöyle suyunu süzdürelim. Yine tabağımıza muntazam bir şekilde şöyle bırakıyorum. Şöyle üzerine hafif bastırıyorum. Şöyle büyük parçaları da düzgün kesilemeyen haşladıktan sonra zaten yumuşuyor. Onun için düzgün kesiliyor. Şimdi ellemedim. Şu şekilde bırakıyorum. Üçer dörder tane. Bunları da bu şekilde haşlıyorum. Daha sonrasında onları da üçgen şekilde kesiyorum sararken. Yumuşayınca daha rahat kesiliyor. Büyük olan, iri olan lahanalarımızı da şöyle ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi hemen yumuşadılar zaten. Şöyle biraz daha, bir iki dakika daha dursun. Evet, bunları da alıyoruz şimdi. Şöyle hepsini bir alayım, alabilirsem. Biraz suları süzülsün. Onu da diğer tabağıma alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iri iri taneler. Bunları düzgün kesmek mümkün değil. Ancak haşlandıktan sonra düzgün kesiliyor. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş bastıralım. Fazla bastırınca da kırılıyor. Kendisinin yumuşamasını bekleyelim. Evet, bunları da çevirelim. Üst tarafları alta gelecek şekilde.
Bu arada orta hararetli ateşim. Ne hızlı ne de yavaş. Orta derecede haşlıyorum. Hepsini bu şekilde haşlıyoruz lahanalarımızı. Gördüğünüz gibi şöyle biraz suyunu süzdürüyorum. Bir tabağıma alıyorum. Lahanamızın tam ortasını, göbeğini bu şekilde bütün haşlıyorum. Daha kolay çıkıyor. Şöyle girinti çıkıntı olduğu için aralarında. Bunun bu tarafını değil de şu sert tarafını alta koyuyorum. Daha rahat pişiyor. Şöyle ocağımın altı açık bu arada. Evet, bu şekilde yumuşayana kadar haşlıyorum. Şimdi alt tarafı yumuşadı. Alt tarafını üste getiriyorum dikkatli bir şekilde. Evet, şöyle gördüğünüz gibi açılmalara başladı kenarları. Biraz da böyle haşlamasına bırakıyorum, haşlamaya. Sonra ocağımı kapatacağım. Gördüğünüz gibi çok rahat ayrıldı ve bu kadarı kendiliğinden çıktı. Bunları da alayım şöyle. Evet, şimdi bunu böyle çevireyim tekrar. Evet, lahanamızın ortası da pişti. Bunu da alıyorum. Gördüğünüz gibi lahanalarımın hepsini haşladım. Bunlar üçgen şekilde kestiğim, düzgün kesebildiklerim. Bunlar da büyük iri parçalar. Sararken parçalayacağım, keseceğim. Bu da gördüğünüz gibi bütün olan ortasıydı. Göbeği lahananın. O da o kadar kaldı. Zaten haşlarken gördüğünüz gibi şu şekilde kendisi açıldı. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizler nasıl haşlıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sizlerden de değişik fikirler almış olurum. Hoşça kalın.